Ben hep 100 liralık alıyorum. Bende sıkıntı yok. Ben 100-150. 150 100 liralık alıyorum. Zam gelse de gelmese de 150. Ben hoş geldiniz. Abi nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Sen kimlerdensin? Ben İmamoğlu'ndan. Tanır mısınız? Şimdi tanırım, sağ ol. Nasıl? Buzdolapçı. Evet, evet. Eski. Ondan şu. Mahmud'un oğluyum. Tamam, süper oldu. Volgan'dan İmamoğlu'ndan, öyle mi? He. Kalabalık çıkıyor, yüzü var. Evet. Abi de benim en eski muhtarım. Yani bu mahallenin, Atatürk Mahallesi'nin eski. İlk kurulduğundaki dönemlerdeydi. Saçını da hiç bizi bırakmadılar. Biz de onları bırakmadılar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ortam durmasın. Sen hocam, bir yanına lazım var mı? Var mısın? Canınız iyi, sağlığı kardeşim. Hadi güle güle. Amcaya soruyoruz. Çok şükür, bir sıkıntı yok. İşler nasıl? Elhamdülillah. Allah da eylesin. Bir isteğin lazım var mı bizden? Canınızın sağlığı. Görüşmek üzere kardeşim. Sağ olun. Hadi bakalım, bereketli günler. Sağ olasın. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı. Avukat Enem Azahar İmamoğlu. Böyle abilerimizi geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Sağ ol, sen ne olasın? Hasan, hoş geldin. Hasan, hoş geldin. Var mı isteğiniz arzunuz? Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Selametle. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah var mı diye bir soruyoruz. Ben de ikinci ilçe parti ilçe başkanı. Öyle mi? Çok memnun oldum. Sağ olun. Memnun oldum. Nasıl işlerimiz iyi inşallah? İşler kritik. Şey. İnşallah daha iyi olur. Şu pandemi sürecini biraz daha normalleşmeye geçtik. İnşallah daha iyi olur. Bir isteğiniz ağzınız var mı bizlerden? Hadi gezelim. Şu caddeye komple gezeceğiz. Hadi bereketli günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hadi iş yapmaz. Hoş geldin. Çayınızı içebilirsiniz. Çok iyi. Belki daha iyi. Bari sana yine de bakacağım ağzına. Belki daha iyi. Yeni bir tabi sıvati. Tebrikler de iyi. Yani bir işe bir fiyat vermek için gittiğimiz zaman asla rahatça kafamıza göre bir fiyat verme durumu söz konusu olmuyor. Bugün aldığımız fiyat yarın değişiyor ki çok fazla örneğini yaşadık. Burada da biz zarara giriyoruz ezberi fiyat vermeye çalışsak veya müşterinin istediğini yapmaya çalışsak. Diğer türlü zamlar da boşuna soğuyoruz. İnşallah yani hükümetin ekonomik paket noktasında bir çalışması var. Umarım. Yani enflasyon düşürme noktasında bir çalışması var. İnşallah bizler de sizi takip ediyoruz. Keşke yani dediğiniz sıkıntı hakikaten yani Türkiye genelinde, hatta Türkiye arasında olmamak lazım, dünya genelinde olan bir sıkıntı bu. Buna da işte şey yapan pandemi süreci, bütün fiyatları etkiledi, yani insanlar hakikaten iş yapamadılar. İnşallah şunu normalleşmeyle, kademeli normalleşmeyle inşallah daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bekçi yani özellikle. Çok çalıştık. Otoparkta çok toplandık. Toplandık. Partiye çok çıktık. Arada çok çıktık. Hamdolsun, çok şükür. Pandemi bundan sonra gelirler. İnşallah. Yani ben yasaklar kalktı yani. İnşallah. Tamam. Var mı isteği? Canınızın sağlığı. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Çay çay olsun. Abi gezelim. Tamam. Var mı isteği? Canınızın sağlığı. Canınızın sağlığı. Allah'a şükür olsun. Tamam. Gerisi önemli değil. Ben gidiyorum işte. Bizce daha iyi. Daha iyi değil mi? İyi hadi bakalım. Afiyet olsun. Var mı bir isteğiniz? Canınızın sağ olun. Hadi görüşmek üzere. Hangi okulda okuyorsunuz? Sağlıklı mesle. Sağlıklı mesle. Çok güzel. Yani tabii çocukluk zamanlarında geliyor. Tabii canım. Bunu kabul etmemiş olur, buraya atmışlar. Biz de kabul etmedik. Aslında içimiz açıldı. İşte daha önce hesaplarımızı geziyoruz. Ziyaret edemiyoruz. Hep yanımızda oldu. Hep beraber. Hiç sıkıntı yok. İnsan ben oradan burada. Yıllarca babası falan çok eskilerden. Evet, çok eskilerden. Buraya bir ekmek kazanı açtım. Çok ne yapsın? Fırına yasak yaptılar. Olsun. Diyorum, bol kazançlar diyorum. Görüşmek üzere. Fazla çıktığı için olabildiğince ölüyoruz. Aynen. Teşekkür ederim.
isteyen davranıyor mu sizlerden? Hani bereketli günler diliyoruz. Kolay gelsin. Hanımefendi kolay gelsin. Abi sen gel de bakayım bir söylemeyeceğim. Kahvelere gelmez mi? Ben kahveye gelemiyorum bu aralar. Zaten inşallah daha iyi olur. İnşallah. Rızkı veren Cenab-ı Allah. Bereketini verir, rızkı da verir. Bir isteğin ağzı mı? Canınıza sağlık. Görüşürüz. Ben seni biliyorum, bildiğim için soruyorum. Bünyamin Tiryaki'yi tanıyor musun? Tamam, benim dostumdur, canım ciğerimdir ya. Sakin. Sakin mi? Ben de maske takayım. Sarılın diye. İnşallah daha iyi olur. Evet. Satış olmuyor mu hiç? Abi, olur ya. Yani satış anlamında şey, böyle çizer şey. Böyle de faizleri yüksek olduğu için. Ücret çok sevindim. Sadece bir an anlamında soruluyor. Bir isteğin var mı bizde? Hadi bereketli günler diliyoruz. Hadi kolay gelsin. Bir isteğiniz var mı? Hadi kolay gelsin. Bereketli günler diliyorum. İyi Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bir sıkıntımız yok değil mi? Yok. Çok şükür. Tamam. Bizlerden bir isteğiniz var mı? Canınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Allah, Allah kolaylık versin. Ne oluyor? Bir isteğin nasıl? Arkadaşlarla gidip oralarda Aynen. Eyvallah. Nasıl işleri mi? Şükür abi. Allah daha iyisin. Bir isteğin lazım var mı bizlerden abi? Var. Hemen bir ay. WhatsApp'lara demiş ya. Okullar falan açıldı. Daha iyi. Sana hangisini karşılasın? Bir isteğiniz var mı bizlerden? Bereketli günler diliyorum. Esnaflarımız bir ziyar diliyoruz. Var mı sıkıntılar diye bir soralım istedik. Sıkıntılarımız büyük. Biliyorsunuz maliyetler. Şöyle diyeyim, ben 2 yıldır bu işi, 3 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi girmeden önceki çiğ köfte maliyetimiz 17 liraydı, şu an 40 lira. Satış fiyatımız 35 liraydı, şu an 50 lira. Biz 15 liralık bir fark koyabildik. Ama maliyetimiz neredeyse 3 katı. Yani mücadele edecek gerçekten yer kalmadı yani. Mesela dükkan kirası, hiç kimse taşın altına yine sokmuyor. Yine zam, her yıl zamımızı yapıyoruz falan. Yani hükümetin bu enflasyonla alakalı hakikaten bir bunun paket noktasında bir çalışması var. Yani geçen haftalar da açıklama yaptılar. Yani biz de takipçisiyiz, biz de izliyoruz. İnşallah faydalı, yararlı bir çalışma olur. En azından işverenlerimizi elini rahatlatacak, yani alım gücünü rahatlatacak bir çalışma olur diye ümit ediyorum. Dur bakalım, bak bunda. Allah daha iyisin inşallah. Orada bir sıkıntımız var mı? Yani ortak bir sıkıntı herkesin ekonomik durumu. İnşallah yani hükümetin onunla alakalı yani çalıştığı bir ekonomik paket uzlaşması var. İnşallah iyi olur. Biz de takip ediyoruz. Güncel yani, bir durumlar, tabii. Standart durumlar hep yaşıyoruz, görüyoruz. Bilinen şeyler yani. Bereketli günler dilerim. Güzellikler olsun. Hayırlı çalışmalar. Teşekkür ederim.